Ona gerçekten Malatya'nın çınarı diyorum, Malatya'nın ustası diyorum. Malatya'ya gönül vermiş ve birçok Malatya'nın birçok aktivi var ve Malatya'da olsun, İstanbul'da olsun çok daha güzel projelere imza atıyor. Sözü uzatmadan bu akşam da kendi deneyinde İstanbul Malatya Spor'un kongresini yaptı ve çok değerli yeni arkadaşları topladı. Sözü ben uzatmadan değerli başkanımız Ali Karadoğan'a dönüyorum. Arkadaşlar iyi akşamlar. İstanbul Malatya Spor Kongresi'ni burada gerçekleştirdik. Yeni seçilen yönetime başarılar dilerim. Bundan sonra Allah kısmet ederse nasıl Mastöp'te görev aldık ve başarıları imzattıksa, nasıl Dilekler Derneği'nde başarıları imzattıksa bundan sonra da İstanbul Malatya Spor'da o şekilde mücadele vereceğiz ve İstanbul Malatya Spor'a belli bir noktaya gelişmek için mücadele vereceğiz. Başkanım, biliyorsunuz yazın Malatya'da çok güzel bir etkinlik yaptınız. Evet. Ve bu önümüzdeki aylarda da Allah'ın izniyle sağda solda duyduğum düğümlere göre bir düğün yapmayı düşünüyorsunuz. Çok kalabalık, çok etkin bir şekilde. Onu bir anlatma şansınız olabilir mi? Şimdi biz geçen sene Dilekler Derneği olarak 3 tane büyük bir etkinlik yaptık. Önce küçük çekmece nikah sarayında 600-750 kişilik bir yemek verdik. Sonra derneğimizin önünde sokak iftarı gerçekleştirdik. En sonunda Dilek'te 100 sene çocuğu sünnet ettirdik. Yaklaşık 6000 kişi civarı misafirimiz vardı. İyi bir etkinlik oldu, ses getirdi. Dileklilerin ve Malatyalıların Dilekler Derneği olan bakış açısı değişti. Şimdi önümüzdeki projelerimizin bir tanesi, evet, Dilek'te yine süreç süreliğine devam etmek ve ekonomik durumları müsait olmayan, evlenecek yaşa gelmiş insanları ihtiyaçlarını karşılayarak onları evermek. Düğün yapmayı düşünüyoruz. Düğün tabii muhakkak yapacaksın ama A'dan Z'ye kadar da o düğün yaptığınız kişilerin ev halindeki eşyaları da alacak mısınız yoksa sadece evlendirip? Şimdi ihtiyaçları neyse ona göre ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yani beyaz eşyaya ihtiyacı varsa beyaz eşya, efendime söyleyeyim takıya ihtiyacı varsa takı, giyime ihtiyacı varsa giyim gibi neye ihtiyaçları varsa onları da karşılayacağız. Evet başkanım, bu değerli zamanı bize ayırdığın için ben sana sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim, hayırlı akşamlar. Yalım olmasaydı vah vah, vah.